Çukurova'mızın bereketli topraklarında bu yıl havaların çok soğuk ve sert geçmesinden dolayı hasat biraz gecikmeli başladı. 30 Eylül 2022 tarihinde kesim tarihine izin verildi ve 6 Ekim'de de bu meyvenin ilaç tarihine izin verildi. Genelde şu anda ekinci mandalina hasatı yapılmakta. Miyovaze, örlü ve okütsu cinsi mandalina hasatı şu anda Adana'da hızlı bir şekilde yapılmakta. Yurt dışına da istek çok olduğundan dolayı bütün ülkelere şu anda ürün gönderilmekte ve bu yıl Adana bölgemizde 20 Mart'ta yaşanan don sebebiyle erkenci meyve değil de diğer meyvelerde biraz meyve eksikliği var. Şu an okütsuda biraz verim düşüklüğü var ama çok da düşük değil aslında. Şu an kilosu toptan tarlada 5 lira ve 5 liranın üzerinde satılmakta. Çiftçi bu yıl erkenci mandalinadan memnun ama tabi diğer ürünlerde verim az olduğu için orada bir sıkıntı var. Şu anda hasatta bir sıkıntı yok, hasat devam ediyor. Evet. Genelde şu anda fiyatı çiftçilerimizin bir kısmı ilk etapta 4 liraya verdi. Şu an 5, 5,5 hatta 6 liraya kadar fiyatı dayanmakta. Aslında 5 liraya 6 liraya verdiğimizde çiftçi aslında buradan çok da fazla para kazanamıyor. Niye? Çünkü bu yıl yaşanan dondan dolayı verim düşük. Yani 6 liraya gittiğinde çiftçinin eline birazcık para geçecek ve diğer ürünlerde hatta portakalda, limonda fiyatlar 8, 9, 10 lirayı falan buldu. Onda da meyvede çok ürün eksikliği ondan dolayı fiyatlar yüksek. Erkenci mandalinada verim düşüklüğü az olduğu için fiyatlar 4 lirayla 6 lira arasında değişmekte. Burada erkenci mandalina çiftçimiz memnun. Tüketicilerimiz de bunu en azından 4, 5, 6 liraya gittiğinde 8 liraya 10 liraya yiyecek. Aslında bu fiyatlar normalden çok da aslında yüksek değil. Yani tüketicilerimiz de bu fiyattan gönül rahatlığıyla yiyebilir. Böyle bakın bakalım.